Sayın hocalarım, sayın meslektaşlarım, ben bugün sizlere 3 boyutlu modelleme tekniklerinin dejeneratif rotoskolyoz cerrahisi üzerine etkilerinin incelenmesini anlatmaya çalışacağım. Son yıllarda giderek popüler olan 3 boyutlu yazıcılar nedir? Bunlar katmanlı üretim olarak da bilinen 3 boyutlu yazıcılar, bilgisayar üzerinde tasarlanmış veya 3 boyutlu olarak hazırlanmış modelleri çeşitli malzemeler ile kullanarak ekstra bir kalıba ihtiyaç duymadan üreten cihazlara denilmektedir. Gelecekte 3 boyutlu yazıcı teknolojisi giderek medikal alanda önemli yer tutacağını düşünmekteyiz. Ayrıca biyoyazıcıların giderek gelişmesiyle birlikte kişiye özel, biyouyumlu medikal ürünlerinde giderek geliştiğini görmekteyiz. Spinal cerrahide 3 boyutlu yazıcı kullanımı, beyin cerrahisinde 3 boyutlu yazıcı kullanımı daha ilk olarak kranial cerrahide kemik defekti olan hastalarda kullanılmaya başlamıştır. Daha ilk başlarda kalıp olarak üretilen şey daha sonra titanyum yazıcılarda hastaya özgü kalıplar üretilerek direkt uygulanmıştır. Daha sonra omurga modelleri geliştirilerek 3 spinal cerrahide de 3 boyutlu yazıcıların kullanımı başlamıştır. Evet, çalışmamızın amacı MR ve bilgisayarlı BT görüntüleri ile birlikte 3 boyutlu modelleme tekniği kullanılarak ameliyat planı hazırlanan ve vida uygulaması yapılan hastaların freehand ameliyat tekniğiyle opere edilen hastalara göre üstünlüğünün araştırılması çalışmamıza 40 hasta dahil edilmiştir. Bunlar 20 hasta 3 boyutlu model eşliğinde, 20 hasta freehand tekniğiyle opere edildi. Burada 3 boyutlu modelleme ve baskılama aşamalarını görmekteyiz. Önce 1 milimetrelik BT kesitleri alınıyor. Daha sonra DICOM formatı, STL formatına dönüştürülerek bu STL formatları 3 boyutlu yazıcılarda model haline gördüğümüz şekilde model haline getirilmektedir. Veritom her iki grup arasında cinsiyet, fluoroskopik görüntü sayısı, bir de implantasyon süresi, kan kaybı miktarı verileri karşılaştırılmıştır. Ayrıca vida malpozisyonları Richter metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Burada ameliyat sırasında daha önce vida yerleri belirlenen modelin ameliyat sırasında kılavuz olarak kullanılmasını görmekteyiz. Bulgular kadın erkek cinsiyet anlamında anlamlı bir fark yoktu. Fluoroskopik görüntü sayısı belirgin olarak 3 boyutlu model grubunda daha azdı. Bu da cerrahi ekibi radyasyondan daha fazla koruduğumuzu göstermekte. Yine 3 boyutlu model eşliğinde vida implantasyon süresi freehand tekniğine göre daha kısa bulundu. Cerrahi kan kaybı 3 boyutlu model eşliğinde yapılan vakalarda yine kan kaybının daha az olduğunu görmekteyiz. Bu da ameliyat süresinin kısalmasına bağlı. Kan kaybı bu hastalarda daha az görüyoruz. Richter yöntemi kullanılarak vida yerleştirmeler değerlendirildiğinde 3 boyutlu model eşliğinde hiç kötü vida yerleşimi yani yerinde olmayan hiçbir vida yoktu. %86,9'u mükemmel yerleşimliydi. Freehand tekniğinde 2 tane yerinde olmayan malpoze olan vida tespit edildi. Spinal cerrahi alanında gelişmiş 3 boyutlu tekniğin kullanılması ameliyat öncesi hazırlık aşamasını, ameliyat süresini ve komplikasyon riskini azalttığı için cerrahlar için avantajlıdır. Spinal cerrahiye yeni başlayanlar için bu modellerle çalışma hem vida malpozisyonunu, komplikasyon riskini azaltarak hem de ameliyat süresini kısaltacağını düşünüyoruz. Yine bu modeller asistan eğitiminde de kullanılabilir. Asistanlar önce model üzerinde cerrahiyi gerçekleştirip daha sonra hastalar üzerinde bu cerrahiyi uygulayabileceklerini düşünmekteyiz.
Teşekkür ederim.